Koronavirüs aslında hayvanları ilgilendiren, hayvanlar arasında hastalık yapan bir virüstür. Fakat zaman zaman seneler içerisinde bizim belki doğayla yaptığımız çeşitli yanlış mücadeleler sonucunda bu virüsler şekil değiştirip hayvanlardan insanlara geçmeye başlıyor. Daha sonra da esas tehlikeli olan insandan insana geçme özelliği kazanıyor. Koronavirüs bir RNA virüsüdür. Bu geçmişte 2003 yılında hatırlarsanız bir SARS salgını vardı. Gene çok ağır bir solunum yolu enfeksiyonuna sebep oluyordu. O dönem 600-700 kişinin vefatıyla sonuçlanmıştı. Daha sonra 2012'de de Orta Doğu'da MERS salgını ortaya çıktı. Bunların hepsinin etkeni koronavirüs ama farklı çeşitleri. Şu anda yeni tip bir koronavirüsle karşı karşıyayız. Bunun da şu anda hangi hayvandan geçtiği bilinmiyor ama Aralık ayının son günlerinde Çin'de kurulan bir pazar var. Burada hem bir takım deniz mahsulleri, balık pazarı gibi hem de bazı yasa dışı vahşi hayvanların da burada satıldığını biliyoruz. Orada çalışan personel de arka arkaya görülmesinin ardından bu insanların hastanelerde tedavi edilirken onlarla ilgilenen sağlık personelinde de bu hastalık ortaya çıkınca evet virüsün artık hayvandan insana değil insanlar arası da dolaşma özelliğini kazandığını gördük ve bu Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirdi. Onun arkasından da Çin'de başlayan 13 ülkeye yayılan bir salgın söz konusu. Şu anda son rakamlar tabii ki sürekli değişiyor ama 7000'in üstünde insanın bu hastalıkla mücadele ettiğini, 100-150 kişi arasında bir kayıp olduğunu, 12.000 kişinin de şüpheli vaka olarak takip edildiğini biliyoruz. Burada ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapıp bildirim yapması çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü de bunu böyle istiyor ama bizim Sağlık Bakanlığımızın henüz Türkiye'de açıklanmış bir vakası yok. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olduğum için çocukların bu virüsten ve bunun gibi aslında birçok virüsten korunması için gereken önlemleri almalarını öneriyorum hastalarıma. Burada da alınacak önlemler şudur. Sağlıklı beslenmek, her şeyin başı sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenip bağışıklık sisteminizi sağlıklı bir tempoda tutarsanız her türlü virüs, bir tek koronavirüs değil. Yani bugün koronavirüs olur, yarın başka bir şey. Kaldı ki şu an zaten bir influenza salgını var. Zaten kendimizi virüslerden korumamız gerekiyor. Bunun için de el hijyeni, el yıkamak çok önemli. Burun akıntısı ve hapşırık olduğu dönemlerde elimizi bir mendil alıp hapşırırken mendili ağzımızın önüne koymamız çok önemli. Mendilimiz yoksa elimizde değil, kolumuzun içiyle, dirseğimizle ağzımızı kapatmamız çok önemli. Hasta olduğunu bildiğimiz insanlarla temas etmememiz çok önemli. Dışarıda veya herhangi bir yerde karşılaştığımız hayvanlarla temas ettikten sonra gene el yıkamak, çiftlik hayvanları ve vahşi hayvanlarla korunmasız olarak bir arada bulunmamak, temas etmemek çok önemli. Yediğimiz yumurtaları ve etleri de güzel pişirmemiz gene çok önemli. Yani burada aslında bütün viral enfeksiyonlarda alınması gereken önlemler benzerdir. Sadece koronavirüs şimdi popüler olduğu için bu gündemde şu anda maskelere de bir rağbet var biliyorsunuz ama hani maskeyle de her şeyin önüne geçmek mümkün değil. Evet solunum yoluyla, damlacık yoluyla bulaşıyor ama gene her şeyi taşıyan ellerimiz, ellerimizi yıkamamız, sabunlamamız çok önemli. Maskeler bizim solunum sekresyonlarıyla, damlacıklarla bulaşmamızı engelleyen bariyerler aslında. Fakat bunu da yanlış kullanıyoruz. Yani maskeyi taktık sabahtan akşama kadar aynı maskeyle gezmenin bir koruculuğu gene yok. Kendimiz gripsek, etrafa bulaştırmamak istiyorsak 2 saatte bir yeni maskeyle değiştirmemiz gerekiyor. Eski maskeyi çöpe atıp yenisini almamız gerekiyor. Bu dışarıyı korumak için, kendimizi değil de kendi hastalığımızdan insanları korumak için yapmamız gereken bir şey. Ama dışarıdan mikrobu kapmamak için dediğim gibi maskeden ziyade kalabalığa girmemek, hasta olan insanla temas etmemek daha kıymetli. Mecbursanız, evet mecbursanız kalabalığa girmeye ve kimin hasta olduğunu bilmiyorsanız o zaman kullanabilirsiniz ama el hijyeni her zaman maskeden daha önemlidir. Evet şu anda maske üreticilerinin maske yetiştiremediğini biliyorum ihracat yapmak için. Çin'den ciddi bir maske talebi olduğunu biliyoruz. Zaten onlar maske kullanmaya biliyorsunuz alışık hava kirliliği de olduğu için rutinlerinde kullanıyorlar ama şu anda tabii ki bu söylentilerle maske satışları patlamış durumda. Ama dediğim gibi hani maskeden çok el hijyeni daha önemli. Maskeyi ağız ve burnunuzu içeri alacak şekilde yüzünüze oturtuyorsunuz.
Burada bir klipsi var. Onu sıkıştırıyorsunuz. Şu şekilde. Kulak lastikliği. Yine burada da bakın teli var. Burnunuza oturtmak için onu da göstereyim. Yüzünüze takıyorsunuz kulaklarınıza. Sonra burnunuzun üstünden gene teli kendi burnunuza göre ayarlıyorsunuz. Elim güzelce. Baş parmağımı, işaret parmağımı, bütün parmaklarımı sırayla. Sonra şu şekilde. Bileklerimi de yapıp bitiriyorum. Çocuklara el hijyeninin öğretilmesi, el yıkama alışkanlığının kazandırılması çok çok önemli. Çocuklarımız gene sağlıklı beslemek, C vitaminden zengin beslemek ve D vitamini kış aylarında kullanmak çok çok önemli, faydalı olacaktır.